Clash kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 4 gün sonra ilk defa video çekme fırsatı bulabiliyorum. 4 gündür yoldayız desem yeridir. Anca gelebildik, dün varabildik buraya. İnternet de sıkıntı. Sadece telefonun mevcut tarifesinden kullanabildiğim için video çekip yükleyemiyorum. Dün akşam da zaten tarifeyi yenilemek için hesabıma girmiştim. Turkcell hesabım uygulamasına, hemen onu da göstereyim. Bu videoyu atmamın en büyük etkeni zaten bu. Girmişken tarifelere bakacaktım. Baktım salla kazan var. Bir salladım, 5 GB haftalık internet geldi. Bunun sayesinde sizlere video atabiliyorum. Tabi bu biter bitmez tekrardan yeni tarifeyi yapacağım. Bununla atabildiğim kadar video atmaya özen göstereceğim. Yoksa para yetmez, kontür yetmez, TL yetmez diye düşünüyorum video yüklemek için. Zaten gördüğünüz gibi hatta zaten TL yüklemediğim için uyarı gelmiş. Sarı kutuyu bile kullanamamışız. Yani şöyle geri dönelim. Bu arada AZ Karabakırlandı. Bazı yorumlar vardı TR hakkı yeten. Sadece yorumları okuyabildim. TR hakkı yetene ne oldu diye bir sorular vardı. Birkaç tanesi burada. Bir mola vermiş yine TR hakkı yeten. Tekrardan geri dönecekler. Hemen şöyle göstereyim. Savaş gününe geliyorum. 150 seri arkadaşlar. Elmar kardeşim sağ olsun, buraya davet etti bizi. Video çekeceğiz. Hem 150 serisini hayırlı olsuna gelmiş olduk. Bakalım şöyle çarşı var. İşte Elmar geldi hesaplarıyla. Ondan sonra işte bizim TR İbrahim var. Setoğlu da burada. Süleyman. Birkaç hakkı yeten üyesi daha burada. Setoğlu az önce buradaydı. Her neyse, fazla uzatmayayım, videosu çok uzun olmasın. Büyük olmasın. Şöyle savaş günü diyorum. Yemyeşil bir savaş günü arkadaşlar, gördüğünüz gibi uzun zamandan beri böyle bir savaş günü görmedim. Hemen şöyle son savaşın tekrarlarına gideceğim. Çok da saldırı çekmek istemiyorum, video çok uzun olup da gelen internet hemen bitirmek de istemiyorum. Birkaç videoya sığdırmak istiyorum o interneti. Hemen şöyle büyük koruyucusunu gönderdi bir vekezleriyle. Koridor açıyor Elmar. Gurbanov 5 hesabıyla. Hemen şöyle girişi hızlandırayım. Bakalım şöyle. Hemen oradan kralını gönderdi. Kırıcılarla güzel bir noktadan yolu açtı. Kraliçeyi de gönderdi. Atıcılar da şu anda içeri girerken hemen bir rakip gibisi. Kralın gücü, Varden'ın gücü. Rakip klan kalesi gelirken hemen orada zehir büyüsü. Ordu çok güzel bir şekilde içeriye doğru girdi. Bakalım tazı balonlar ne zaman savaşa dahil edilecek. Şöyle kaleyi de aldıktan sonra tazı balonlar üstten geliyor. Önden tazılar, arkadan balonlar. Sıralı şekilde saldı. Arkadan da dalga oklarını gönderdi. Fischer balonlar hemen bir acele büyüsü takviyesi gönderdi. Şöyle sağdakine de bir acele büyüsü. Oradaki hava savunması da indirildi. Şu anda buz büyüsü Cehennem Kulesi'nin olduğu noktaya doğru gönderildi. Ardından bir öfke büyüsü. Gördüğünüz gibi öfke büyüsünden geçen balonlar seri bir şekilde Kartal'a doğru ilerliyor. Kartal da şu anda indirildi. Orada şifa büyüsünden yararlanarak da balonların canları doldu. Hatta tazının biri patlamamış bile. Son olarak iki tane okçu kulesi var orada. Elinde bir tane balon mevcut. Bir tane de acele büyüsü arttırdı. Gördüğünüz gibi köyün içinden geçti diyebiliriz Elmar. Hemen tebrik edelim.
Bir diğer saldırı tekrarına geçiyorum. Seri bir şekilde. Hemen şöyle 3 numaraya gidiyorum. Elmar Gurbano 2 hesabıyla yapılan saldırı var. Tazı balon saldırısı bu düzen sürekli çıktığı için sizlere izletmek istedim. Rakiplerde çoğu zaman benzer düzenler oluyor. Sizlere faydalı olur diye düşündüm. Koridoru yine aynı şekilde açıyor. Hani kicks yapıyorum. Kral kırıcılar arkadan atıcı kraliçeyi gönderdi. Güzel bir noktadan içeriye doğru ordu İlerliyor şu anda. Hemen bir öfke büyüsü. Ardından kralın gücü. Peş sıra Varda'nın gücü. Rakip klan kalesi gelirken hemen oraya zehir büyüsü takviyesi. Gördüğünüz gibi şu anda merkeze doğru girdi. Cehennem kulesinin birini indirdi. Kraliçenin gücü hala duruyor. Şu anda kullanıldı. Oradaki ilk sayını da güzel bir şekilde almış. Üst taraftan da saldırı başladı zaten. Hemen kartonun olduğu noktadan tazı balonlar gönderiliyor. 3 tazı da şu anda savaş meydanında. Peşinde balonlar. Hemen balonları ilk önce öfke büyüsü takviyesi gönderdi. Bakalım şöyle Tesla'lara doğru ilerledi. Kartalı da aldı. Sağ taraftaki balonlara da acele büyüsü. Bakın merkeze doğru balonlar toplanıyor şu anda. Merkezde hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderdi oradaki. Cehennem kulesinde seri bir şekilde indirdikten sonra elinde 2 tane acele büyüsü, 1 tane şifa büyüsü kalmıştı. Şifa büyüsünü şu anda kullandı. 2 tane acele büyüsü hala var. Ve son olarak 2 tane okçu kulesi, bir de Warden var. Balonlara vuracak birim olarak hemen orayı da hızlandırıyorum şöyle. 2 tane tazı hala hayatta. Resmen incelenip sık dokunmuş bir saldırı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ibretlik saldırı. Elmar'ı tekrardan tebrik edelim. Bir diğer saldırı tekrarına geçiyorum arkadaşlar. Bu arada sizler için köy binası 8, köy binası 9 saldırıları da arama içindeyim. 9 buluyorum gerçi. Köy binası 8 sadece savaş klanı varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Köy binası çeşitli saldırılar. Domuz binicisi, Valkyrie, Pekka saldırısı yapan klanlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri ziyaret edebilirim. Videolarınızı çekebilirim. Onu da buradan duyurmuş olayım. Hemen şu anda saldırı yine köşeden doğru başladı. Xetai hesabıyla yapılan saldırı. Kral kraliçe atıcılar şu anda hemen içeri doğru girerken hemen bir öfke bir sardan. Kralın gücü büyük koruyucunun gücü kullandığı rakip klan kalesi gelirken hemen oraya zehir büyüsü. Şu anda orası yine çarşı pazar karıştı. Bakalım şöyle hemen orada inmeden tazı balonlar savaşa dahil edildi. Önden tazılar gidiyor, arkadan balonlar sıralı şekilde gönderildi. Ön kısımdan balonlara acele büyüsü takviyesi geldi. Ardından büyük öfke büyüsü takviyesi geldi. Buz büyüsü orada cehennem kulesinde olacak şekilde gönderilmiş. Ardından bir öfke büyüsü daha, ikinci buz büyüsü de ikinci cehennem kulesine gönderildi. Kartal hala hayatta. Bakalım kartal meteorlarını gönderip duruyor. Elinde bir vida kalmamış. Tazının biri hayatta hala. Ben şöyle 2x yapıyorum. Bayağı bir balon olduğu için gördüğünüz gibi saldırıyı kurtarmışlar. Köpecikler de her yerde. Zaten temizliği de seri bir şekilde yaptılar. Bakın her yerde köpecik dalkavu olduğu için kartal yetişemedi onlara. Çünkü çok seri sıkamıyor. Bir de tekli tekli oldukları için kartal bir şey yapamamış. Hemen Xetai'yi de tebrik edelim. Diğer saldırı tekrarına geçiyorum. Son olarak Tamerlan 2'yi izleteceğim. Bu da 10.5 bir köy.
Hemen şöyle önce oradaki savunmaları indirdi. Balonlarla sol taraftan da bir bebek ejder bir balon vardı oluyor şu anda rakibin. Onu da aldıktan sonra koridoru geniş çaplı bir şekilde açıyor Tamerlan. Ardından Ward'ını gönderdi. 2x yapalım girişi. Ha, normal aldım. Kralını gönderdi. Kraliçeyi de gönderdi. Kraliçeler de güzel bir noktadan duvarı açtı. Orada içeri doğru girerken hemen bir öfke bir kralın gücü büyük koruyunun gücü de kullanıldı. Rakip klan kalesi gelirken hemen bir zehir büyüsü. Ardından bir öfke büyüsü takviyesi gibi geldi. Yanlış da görmüş olabilirim. Şu anda rakip kraliçeyi de seri bir şekilde aldıktan sonra gördüğünüz gibi köyün yarısını zaten aldı. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Kraliçe hayatta hala. Öfkesi duruyor. Orada birkaç iskelet tuzağı çıktı ardından. Kraliçenin de öfkesini kullandı. Peş sıra şu anda tazı balonlar savaşa dahil edildi. Önden tazılar arkadan balonlar geliyor. Güzel bir şekilde 3 tane tazı savaş meydanına doğru gönderildi. Arkadaki balonlar hemen bir acele büyüsü. Üstten gelenlere öfke büyüsü takviyesi geldi. Bakalım şöyle oradaki hava savunması da indirildi. Öfke büyüsünden geçen balonlar seri bir şekilde Cehennem Kulesi'ni indirdikten sonra 2 tane tazı son hava savunmasına doğru ilerliyor. Balonlar da bakalım seri bir şekilde o tarafa doğru ilerliyor. Son tazı da patladı. Ardından toplanan balonlara son öfke büyüsünü gönderdi. Elinde hala bir şifa büyüsü var. Bir de acele büyüsü var. Bakalım şöyle son olarak bir tane okçu kulesi kalmış. Şifa büyüsünün gerek bile yok. 4x yaptım burayı. Seri bir şekilde 2 tane büyü de artmış. Tamerlan'ı da tebrik edelim. 150. serileri hayırlı olsun inşallah. Çok daha ilerlere giderler. Hemen şöyle Azze Karabağ Klanı'na da başarılarının devamını dileyelim. Yeni savaşta da burada olabiliriz 151. seriyi videolamak için. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi köydeyim şu anda. Video atmam biraz zor oluyor. Çeşitli çeşitli videolar çekeceğim. İnternet bulduğumda yüklemeye çalışacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.